biz bu çalışmayı yaparken biraz böyle geriye doğru gidip aslında ticaretin nerelerden başladığını, hangi yollardan geçtiğini ve son dönemlerde ne kadar hızlı bir gelişim gösterdiğini anlatacağız. Aslında ticarete baktığımızda hani siz öncelikle bir milattan önce 2500'lere götüreyim. Burada düşünsenize bir ticaret yapısı var ve şu an hayatımızda olan kredi kartlarımız, banka kartlarımız, QR'la para çekmeler, hiçbir şekilde kredi kartını POS cihazına takmadan uzaktan ödeme yapılabilecek teknolojiler, oturduğumuz yerde mobil teknolojilerle ödemeyi vesaireyi bir kenara bırakın. Milattan önce 2500'lerde aslında bu işin deniz kabuğuyla ve madalyonlarla işe başladığını görüyoruz. Yani düşünsenize bir ineğiniz var, birkaç ineğiniz var, bir tarla almak istiyorsunuz. Bu ikisini takas ediyorsunuz ya da deniz kabuğuyla alışveriş yapıyorsunuz. Bu malların değiş tokuşuyla başladı aslında ticaret. Ve ticaretin gelişimine baktığımızda da aslında bir sonraki slaytta şunu göreceğiz. En büyük etken paranın bulunuşu. Yani paranın bulunuşuyla beraber bir ticarette dönüm noktası oldu. Bu milattan önce 7. yüzyıllarda Lidyalılara dayanıyor. Ve esas milattan sonra 800'lerde de kağıt paranın bulunmasıyla inanılmaz bir ticarette değişim ortaya çıktı. Ticaret kolaylaştı, gelişti. Sonrasında ticaretin gelişiminde aslında uzun mesafelerdeki bu paranın icadı uzun mesafelerdeki ticaretin artışına da sebebiyet verdi. Ve inanılmaz bir ticaret yollarının ortaya çıktığını görüyoruz bir sonraki slaytta. Ben de mesela bu ticaret yollarını bilmiyordum. Çok ilginç ticaret yolları varmış dünya ticaretinde. Yani hepimiz İpek yolunu, baharat yolunu biliriz ama mesela ben hiç duymadım ki bir tütsü yolu var. Ya da bir amber yolu var. Mesela tütsü yolu bütün Arap Yarımadası'ndaki ticaret ağını oluşturuyor. Mısır'dan başlayıp tüm Arap Yarımadası'nı. Mesela tuz yolu Roma'dan başlayıp Adriyatik kıyılarına kadar ciddi bir tuz ticaretine bahsetti. Ve sonuçta geldiğimiz nokta bu ticaret ağlarıyla beraber bir sonraki slaytta göreceğiz. Özellikle Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki muazzam bir networking'i anlatıyor bu slayt bize. Bu networking'de de tabii gördüğünüz gibi ticaret yollarının da önemi çok yüksek. Yani bir Kürk yolunun olduğunu düşünün. Hazar kıyılarından başlayıp Sibirya ve Altaylar üzerinden Çin'e doğru tamamen Kürk ihracatı yapılıyor o dönemlerde. Muazzam bir şey. Tabii bu dünyadaki ve geçmiş dönemdeki ticaret hayatımızda hiçbir şekilde internet yok. Bakalım Türkiye'de neler var? Aslında Türkiye'deki ticaret de yine enteresan geçmişlere dayanıyor. Buraya baktığımızda konumumuz itibariyle de biz tabii ticarette çok önemli bir yer sahibiyiz. Yani kurulduğu topraklar itibariyle doğudan batıya doğru giden tüm ticaret yollarında biz varız. Yani o dönemde mesela Türkiye'de inanılmaz bir kervansarayların ticaretin can damarını oluşturduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin o Anadolu kesiminde, Kor Anadolu'ya baktığımızda da doğudan batıya ve kuzeyden güneye de inanılmaz ticaret yolları var. Yani yine bunu araştırmamızda şunu gördük. Antalya Erzurum arasında ve Sinop Elbistan arasında muazzam bir ticaret yollarının olduğunu görüyoruz. Geçmiş dönem Anadolu'da. Peki Cumhuriyet'le beraber bu nereye geldi, bu ticaret işi? Aslında 1930 ve 1970'lerde bizim yoğun ithal ikameci politikaların benimsendiği dönemler olduğunu görüyoruz. İşte teşvik sanayi kanunları çıktı, İstanbul'da, Bursa'da çeşitli fabrikalar kuruldu, onlar üzerinden işletmeler ortaya çıktı, satışlar başladı, ticaret biraz daha oralara doğru evrildi. Sonrasında yani 1980'den sonraki dönemde de aslında serbestleşmenin başladığı, ihracat teşviklerinin yoğun olduğu bir döneme girdik. Burada neler girdi hayatımıza aslında bir sonraki slaytta onu göreceğiz. Bir tane daha gidebilirsek. Aslında burada neler girdi? İthal malların gelişiyle beraber mağazaların
süpermarketlere döndü. Beyaz eşya bayilerinin ayrı bir şekilde bir bayilik metodolojisiyle satışa başladığı ve hani küçük bakkallardan aslında süpermarketlere geçişin tam anlamıyla tabiri caizse bu şekilde olduğu bir dönem gördük. Ve sonrasında aslında Türkiye ticaretinde ve dünya ticaretinde de hayatımıza bir AVM gerçeği girdi. Yani AVM gerçeğine baktığımızda bütün her şeyi tek bir çatı altında bulabileceğiniz bir para pazar yeri aslında burası. Çok hoşumuza gitti. İnanılmaz talep gösterdik oraya. Sonra tabii ne oldu? Batı kültürü hayatımıza girdi. Batı kültürüyle beraber TV reklamları, televizyon önünde çok ciddi vakit geçirmeye başladı herkes. Ve bunun da ciddi ticarete katkısı oldu. Reklamlar değişmeye başladı. Ürünlerin promosyonu inanılmaz farklılaşmaya başladı. Ve dolayısıyla ticaret muazzam bir değişime girdi. Ama bu hızlı değişim tabii en önemlisi bir sonraki slide'da göreceğiz. En büyük tetikleyicisi işte küresel ağ, internetin yani WW ile girdiğimiz World Wide Web dediğimiz ve hayatımıza da Türkiye'de 1993'te TÜBİTAK'ın önderliğinde iki tane üniversite üzerinden sağlandı. ODTÜ ve Ege Üniversitesi üzerinden sağlandı. İlk başlarda tabii internetin kullanımını biz hep ne olarak görüyorduk? Bilgi paylaşımı, bilgi edinme. Nerelerden sağlarız bu bilgiyi? Eskiden ana britanikalar, meydanlar uslardan baktığımız şeyi artık internetten bulmaya başladık. Sonra baktık ki ya burası inanılmaz bir derya deniz mecrası. Ne oldu? Dünya gelişimine paralel olarak bilgi paylaşımı web sayfalarına dönüştü. Web sayfalarına dönüştükten sonra artık her şey bankacılık faaliyetlerinden, hizmet sektörüne, iletişim faaliyetlerinden, tanıtım pazarlamaya kadar artık her şeyi bu internet üzerinden bulmaya başladık. Bu da neyi getirdi? Getirdiği nokta şu, değişen pazar ve ihtiyaçlar. Yani bu kaçınılmaz bir gerçekti. Bu değişen pazarların ve ihtiyaçların yaygınlaşması tüm dünya üzerinde. Bu tabii Türkiye'de de ciddi bir değişime sebebiyet verdi. Bir sonraki slide'da şunu görüyor olacağız. Değişen ihtiyaçlarla ilgili tüketiciler artık bu arama motorundan her şeye ulaşabiliyor. İstediği her şeyi görebiliyor. Dokunmasa bile çok rahatlıkla inceleyebiliyor. 360 derece malı görüntüleyebiliyor. Ne alacağım, nasıl alacağım? Sonrasında word of mouth dediğimiz ağızdan ağza dolaşan pazarlamalar, çeşitli portallar ve bu portallar üzerinden gelen yorumlar vesaire inanılmaz derecede ticarette etkisi olan alanlar oldu. Ve bu da neyi sağladı aslında? Tüm markaların yani küçükten büyüğe tüm markaların dijital mecralarda bu ticaretlerini yani dijital mecraya taşımalarına sebebiyet verdi. Tabii bu ticaretin dijital mecralara taşınmasıyla beraber bir sonraki slide'da da göreceğimiz gibi bir tane daha gidebiliriz Hakan Bey orada. Aslında şunu gördük. Ticarette hem tüketiciler açısından hem üreticiler açısından çok çeşitli faydalar var. Bunlardan bir tanesi bu dijital mecrada her türlü ürünü çeşit çeşit olmak üzere görebiliyorsunuz. Her türlü fiyatı alıp rakiplerle, benzer ürünlerle karşılaştırıp rekabeti inanılmaz kolay bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Son dönemlerde tabii elimize aldığımız telefonlar, iPad'ler yani mobil cihazlarla birlikte hiçbir zaman mekan farkı olmadan her yerden ticareti yönetebilme, ticareti yön verebilme avantajımız var. Tabii ki güvenliğin ve şeffaflığında olmazsa olmazı dijital mecralar. Eski dönemdeki ticarete baktığımızda işte hep komisyoncular vesaireler hala geleneksel ticaret yöntemlerinde aracı mefhumunu, komisyoncu mefhumunu görüyoruz ama e-ticarette, dijital mecralarda herhangi bir aracının olması zaten mümkün değil. Tabii ticareti yapanlar, sunucular arasında da en büyük ölçümleme bu deneyimin ölçümlemenin kolaylaşması. Yani geleneksel bir mecrada sizin yaptığınız ticarette eskiden ben hatırlıyorum hani
müşteri memnuniyet formları vardı. Mağazaların çıkışlarında doldururdunuz. Ve oralara bazen bakardım ben, bir şeyler doldurmuş mu insanlar diye. Genelde çöp atılırdı oralara. Ama şimdi bu deneyim ölçümlemenin kolaylığı sadece birkaç dakika bile değil. Yani 30 saniyenizi alarak muazzam bir deneyim ölçümlemeyi de aslında burada sağlıyoruz. Peki devamında neler var? İşletmeler açısından avantajları diye baktığımızda aslında işletmeler açısından da muazzam bir pazar genişliği. Yani sizin bir dükkanınız var ve hiçbir şekilde hiçbir regülasyona tabi olmadan 7/24 satış yapabilme imkanına sahipsiniz. Ve bu dükkanınızı kira ödemeden açmış durumdasınız. Yani herhangi bir maliyet ödemiyorsunuz. Hem kendi sitenizden hem de çeşitli pazar yerlerinden bunu çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz ki pandemi döneminde de gördük. Özellikle pazar yerlerini desteklemek amaçlı büyük e-ticaret siteleri de bu kira bedellerini almamaya ya da minimumu indirmeye başladı. Tabii ki muazzam bir geniş kitleye ulaşım var. Hele hele Anadolu'daki bizim çalıştığımız KOBİ'lerimize bizim söylediğimiz şey mutlaka pazarınızı genişletin. Yani gidip Çankırı'nın ana caddesindeki bir dükkanını birkaç tane mağazayla çeşitlendireceğine aynı dükkanın kalsın ama sen Türkiye'nin her tarafını hatta ilerleyen vadede sunumda da bahsedeceğim. E-ihracatla birlikte dünyanın her yerine satış yapabileceğin bir mecraya geç. Ve sınırsız ürün sergile. Uygun ürünü bul, kaliteli ürünü bul, ihtiyaca göre değerlendir ve bunu bütün kitleye sun. Bu artık çok rahat e-ticaretle birlikte. Devam edecek olursak tabii bu işin dünyadaki bacağında neler vardı ve Türkiye'deki bacağında neler var? Aslında bizim çok ciddi bir e-ticaret altyapımız var. Ama bu e-ticaret altyapısına baktığımızda ilginç bir şeyle karşılaştım ben. Bilmiyordum bunu. Mesela Alibaba'dan önce Hepsi Burada'nın açıldığını gördüm. Ben ilk bankacılığa Dış Bank'ta başlamıştım. Oradan bir anı anlatayım size. Dış Bank'ta biz bir taksitli kart çıkarttık. 2002-2003 seneleriydi. Çok iyi hatırlıyorum. Ve bu taksitli kartın da işte her kartta olduğu gibi bir puan avantajı vardı. Bu puan avantajıyla beraber müşteriler bunu nerede kullanacak gibi bir şey ortaya çıktı. Ve bir ürün kataloğu hazırlandı. Böyle sayfalarca bir sürü ürünün içerisinde olduğu kahve makinesinden tutun, elektrik süpürgesine kadar ya da fotoğraf makinesine kadar bir sürü ürünü bulabiliyordunuz orada. Sonra bir anda biz hani o zaman Doğan Grubu'nun ana sermayedarı olduğu bir bankaydık. Hepsi Burada da öyleydi. Sonra Hepsi Burada ile bir anlaşma yapıldı ve bir anda o kataloglar çöpe atıldı ve tamamen internet üzerinden müşterilerimiz kullanacakları puanları oradan kullanmaya başladılar. Hiçbir yerde de yoktu. Sektör yeni yeni geçiyordu oraya. Burada tabii şuna bakmak lazım. Türkiye'deki e-ticaret sadece ürün satmakla ilgili değil ya da dünyadaki e-ticaret. Hizmet de çok ciddi bir önem arz ediyor. Yani siz dönüp herhangi bir şekilde bir tamir ihtiyacınızı ya da çocuğunuza bir piyano öğretmeni arıyorsunuz ve bunu Armut denen bir site kuruldu. İstediğiniz fiyatı birkaç tane rekabetiyle beraber uygun saatlerini görebileceğiniz yere kadar webten çok rahatlıkla bu site aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Yani bir bakıcı ihtiyacınız var. Bunu da çok rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Yani hele hele şu pandemi döneminde yaşadığımız şeyler var. İnsanlar evlerinde kapalıyken hani çıkamıyorsunuz dışarı. Netflix'ten dizi izlemek de artık çok cazip gelmiyor hafta sonları. Hafta içi zaten çok yoğun çalışıyorsunuz. Ve şuna sarmaya başlıyorsunuz. Evimin balkonu var. Ya bu evimin balkonu çok boş. Ben gideyim biraz fide bulayım. Buralara işte şeylerin içerisinde, saksıların içinde bir fide ekeyim dendiğinde. Mesela ben girip hemen e-ticaret sitelerinden istemediğin kadar, bulamayacağın kadar domates, biber, patlıcan fidesi bile bulup sipariş verebildim. Yani muazzam bir şey bu. Evinizden çıkmıyorsunuz ve sizin kapınıza kadar bu işler gelebiliyor. Devam edecek olursak tabii bu ekosistemde
Neler var? Ya buraları çok hızlı geçeceğim. Çünkü çok konuşulan şeyler. Arkadaşlar koymuşlar bunları. İnanılmaz bir büyüme var. Görüyoruz. Yani pazar yerlerinde ürün satan işletme sayısı neredeyse 100 binleri geçti. Çok çok iyi bir rakam ama yani Türkiye'de de 3,5 milyon KOBİ var. Ya bunların tamamı tabii ki ticaretle, yani birebir perakende işiyle uğraşmıyor. Toptan iş yapan var, üretim yapan var, ihracat yapan var. Ama 100 bin çok hızlı büyüyen bir trend. Ama gidilecek nokta olarak ben bu 3,5 milyon sayısını verdim. Biz Yapı Kredi olarak neredeyse 1 milyonun üzerinde aktif müşteriyle çalışıyoruz. Ve bunların %10'luk bir kısmı bile hala şeyde değil, e-ticarette değil. Devam edecek olursak, burada tabii COVID etkisini görüyorsunuz. Mutlaka bahsedilecektir bugün konuşacak. Ben ilgimi çektiği için bu slaytı koymak istedim. Tabii ki COVID'de ne oldu pandemi döneminde? İşte hijyen ürünlerindeki artış muazzam. Sanal market satışları patladı. Biz postürolarımıza da bakıyoruz. Orada da çok ciddi artışlar var bazı sektörlerde. Bazı sektörlerde çok ciddi düşüşler var. Puzzle satışları, kitap satışları, bitkisel ürün satışları, işte benim gibi meraklı olanlar, fide almaya çalışanlar %45 oranında artmış gördüğünüz gibi. Ve ilginç, C vitamini satışlarında da ciddi bir artış var. Peki neler etkilenmiş COVID'den? Tabii ki giyim sektörü. Yani evde olduğumuz süre boyunca ben burada giydiğim gibi takım elbiseyle dolaşmadım. Altımda bir tane rahat eşofman. Eğer bir toplantıya gireceksem bir gömlek geçiriyordum üstüme. Onunla yapıyordum. Tabii ki tatil rezervasyonları muazzam bir düşüş var. Teknoloji alımları ciddi anlamda düştü. Ve tabii burada önemli derecede etkilenen kargo teslimatları oldu. İnsanlar ürünlerini bekliyorlardı. Hala bulamadılar. Ve dolayısıyla aslında e-ticarete alışkanlık, e-ticarete şu ana kadar hiç bulaşmamış hem COBİ tarafında hem bireysel taraftaki insanların bu COVID dönemi muazzam derecede buraya yaklaştırdığını görüyoruz. Devam edecek olursak, şimdi e-ticaretteki öne çıkan pazar gelişmeleri nedir diye baktık tüketiciler tarafında. İşte biraz önce söyledim, mobil cihazların kullanımında inanılmaz bir artış oldu. Tüketiciler tabii ki hızlı teslimat beklentilerini bu pandemi döneminde yine çok öne çıkardılar. Ve kategorisel değişimler, biraz önce bahsettiğim gibi, yani tekstil ürünlerinin, biz tabii e-ticaret siteleriyle de ciddi iş ilişkisi içerisindeyiz. Onlarla da konuşuyoruz. Kategorisel değişimlerin çok olduğunu görüyoruz. Sosyal medya üzerinden evde olduğumuz dönemlerde Instagram'dır, Twitter'dır, Facebook'tur, YouTube'dur. Yani oralarda muazzam ürün keşifleri ortaya çıktı. Ve çok ilginç, biz genelde bu ödeme sistemlerinde kredi kartını yoğun görürken bu dönemde banka kartında da müthiş bir artış olduğunu gördük. İşletmeler tarafında ne gelişmeler var? Aslında pazar yeri iş modelinin yaygınlaşması artık elzem. Yani bunu yapmazsanız ilerleyen dönemde hayatta kalma olasılığınız düşüyor. E-ihracat, bizim de destekleme konusunda çok çok önem verdiğimiz, hatta bir tane büyük pazar yeriyle de çok ciddi girişimlerde ve altyapısal anlamda da hazırlığını yaptığımız bir iş. İlerleyen dönemde de çok artacağını görüyoruz. Çünkü dünyada Türk mallarına olan ilgi hala belli sektörlerde var. Ben hep şey diye düşünürdüm, hani tekstil tarafında işte ihracatımız iyi. Ne bileyim, burada arabaları birleştirip satıyoruz, o ihracat iyi. Beyaz eşya tarafı iyi. Mesela dünyada muazzam bir Türk ürünlerindeki mutfak ürünleri ve banyo ürünlerine talep var. Yani havlu, efendime söyleyeyim, buradan tencere, tava, bıçak gibi ürünlerin de inanılmaz derecede talep gördüğünü e-ihracat tarafında görüyoruz. Ve tabii doğal olarak da pazarlama, dijital pazarlama araçlarının doğru kullanımı burada öne çıkan pazar gelişmeleri olarak sayabiliriz. Bir sonraki slaytıma bakacak olursak, bu pazar yeri kavramındaki avantajlar ve dezavantajlar neler? Tabii avantajlar uygun maliyetlerin olması, rekabet çok yüksek olduğu için, geniş kitleye ulaşım,
ve tek iş odağı bu olan işlerde iş odağının yüksekliği nedeniyle gelen başarının daha yüksek olması. Tabii dezavantajları da var bu işlerin. Sanal mağaza kira komisyonu, eğer kendi sitenizi kurarsanız böyle bir şeyiniz yok, sadece bir yatırım yapıp ilerleyebiliyorsunuz. Ama sanal mağaza için bir miktar kira ve sattığınız ürün üzerinden bir komisyon ödemeniz gerekiyor. Tabii ki firmalar reklam yaptıklarında buna katılımları istiyorlar, pazar yerleri. Bazı durumlarda tabii öyle bir rekabetçi ortam oluşuyor ki KOBİ'ler tarafında da rekabette öne çıkma konusunda bir miktar KOBİ'lerimiz aşağıda kalabiliyor. Bunları da tabii kendi işlerinde çözebiliyorlar geliştirdikleri yöntemlerle, ama bizim genel anlamda yaptığımız araştırmalarda da ortaya çıkan bu konular olarak görülüyor. Devam edecek olursak, e-ticarette öne çıkan ödeme sistemleri için tabii ki ana ödeme sistemi kredi kartı ve banka kartı. Hala bu oranın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Sanal POS üzerinden, sanal kart üzerinden ödemeler var mı? Evet, var. Ama hani normal kredi kartı ve banka kartına gerçekten yaklaşmıyor. EFT havale de yine bir geleneksel ödeme aracı aslında. Bunun da hala kullanıldığını görüyoruz. Ama ilerleyen dönemde bizim ön planda olacağını düşündüğümüz 3 tane husus var. Bunlardan bir tanesi elektronik cüzdanla ödeme, bir tanesi elektronik para ve elektronik çekle ödeme. Bunlar da ilerleyen dönemde çok fazla rağbet göreceği ve yaygınlaşacağını düşündüğümüz işler. Kripto paralar ve diğer araçlar diye baktığımızda yüzde pay olarak çok düşük. Ama ilerleyen vadede özellikle bu kripto para işinin yaygınlaşmasıyla bunlar da yaygınlaşır mı? Bence evet. Yaygınlaşma ihtimali çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bunu özellikle koydum aslında, ödeme sistemlerinin tarihçesini görelim diye. Yani nereden nereye geldiğimiz biraz slide küçük ama işte 1979'da bu bizim şimdi yazar kasa post dediğimizin ilk versiyonunu görüyorsunuz. Slide biraz küçük olmakla beraber. Sonrasında tabii gelişimlerin nereye doğru gittiğini ve asıl değişimin 1990'lara geldiğimizde yine internette olduğunu, sonra bulut teknolojilerinin geliştiğini ve sonra da işte bu mobil cihazlarla beraber aslında bu ödemelerin yapıldığını görüyoruz. Devam edecek olursak, bu da tabii önemli bir slide. 1950'ler, yine biraz geriye götüreyim sizi, 1950'ler ilk kredi kartı sistemi, Diners Club, 1952. Ve sonrasında tabii benim de içinde bulunduğum kurum Yapı Kredi'nin ilk kredi kartını çıkarması, sonrasında ilk taksitli kredi kartını çıkarması ve sonra da aşağıda görüyorsunuz yani kredi kartlarını artık böyle bir poker masasındaki kağıtlar gibi her türlü şeyi bulabileceğiniz, taksitinden business kartına, seyahat harcamalarınızı özelleştiren karttan lüks tüketimdeki kristal karta kadar çok yaygın bir kart ödeme sisteminin olduğu ve tüm bankaların da bunu ciddi anlamda değerlendirdiğini görüyoruz. Yani kartlı ödeme sistemleri hala ciddi anlamda revaçtaki sektörlerden bir tanesi. Peki bugüne baktığımızda ne görüyoruz? Hala kredi kartı ve banka kartı sayısındaki artışı görüyoruz. Şirket kartlarındaki, yani business kartlardaki ödemenin de yine ciddi arttığını görüyoruz. Kart saklama çözümlerindeki kullanımların da arttığını görüyoruz. Özellikle bizim bankanın da çok hızlıca devreye soktuğu, hiçbir şekilde kartınızı çıkarmadan karekodlu ödeme işlemlerinin tercih edildiğini ciddi anlamda görüyoruz. Ve COVID-19 dönemiyle beraber tabii ki şu temassız ödeme işlemleri, bankalarda yine devletin şeyiyle desteklemesiyle beraber burada temassız ödeme limitlerini de arttırdılar. Ben neredeyse yaptığım market harcamalarında, yani şimdi pandemi döneminde değil, şimdi bile tamamen temassız ödeme sistemini kullanmaya gayret ediyorum. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi. Devam edecek olursak, son slide'ı aslında ben birazcık anlatmak isterim. Biz burada e-ticaret tarafında hani ödeme sistemlerine paralel bu KOBİ'lerimizin e-ticarete dahil olmaları, sadece pazar yerleri üzerinden değil, kendilerinin de bu işi yapabilmeleri için ciddi destekler veriyoruz. İlk etapta şunu yapmayı hedeflemiştik biz. Dedik ki
Eğer bir KOBİ'miz bizimle çalışıyorsa ya da çalışmıyorsa, herhangi bir e-ticaret sitesi pazar yerine geldiğinde bu siteye dahil olup kendi nakit akışını artık almaya başlayıp ve burada da Yapı Kredi'yi kullandığı takdirde onların her türlü muhasebesel entegrasyonundan tutun, kendi web sitesini kurana ya da uzman şirketlerden alacağı desteğe kadar her şekilde Yapı Kredi bunların yanında. Yani şunu konumlandırmaya çalışıyoruz biz. Biz bankacıyız, biz finans desteği sağlıyoruz ama dijital anlamda da tüm müşterilerimizi, e-ticaret anlamında da, e-ihracat anlamında da tüm müşterilerimizi desteklemek, bu bir sektörde de var olan bir partner olmayı istiyoruz. Ve bunun için de şunu söylüyoruz. Aslında Yapı Kredi e-ticareti giriş kapısı. Senin finans desteğini sağlayabileceğin, her türlü teknik anlamda donanımını kullanabileceğin, normal entegrasyon şirketleriyle yapamayacağın anlaşmaları Yapı Kredi üzerinden yapabileceğin bir işbirliği metodolojisini geliştirmek istiyoruz. Burada özellikle rekabetçi fiyatlamalar anlamında da müşterilerimizin kendi başına gidip alabileceği bir fiyatlamadan ziyade bu tarz anlaşmalarla çok daha uygun fiyat bulma ihtimalinin olduğu, eğer bir finansman desteği varsa, bir ticari kredi ihtiyacı varsa 3 aydan 6'ya kadar ödemesiz dönemli bu kredileri bulabileceği, e-ticaret alacaklarını, pazar yerlerinden yapacağı alacağı yine bizim bankamız üzerinden yaptığı takdirde bütün ürün ve hizmetlerinde para transferlerinden tutun çekhanesine, şirketinde çalışanların maaş ödemelerine kadar çok ciddi avantajlı paketler elde edebileceği bir yine paket kurgusu yaptık. Son olarak da bu yeni bir ürünümüz. Ben Günsel Hanım'la yaptığımız İPZ'lerde de bunu anlatıyordum. Çok da önemli ve çok yaygınlaşacağını da düşündüğümüz, KOBİ'lerimizin de tercih edeceği bir kurgu. Lease kart işimiz var. Yani lease kart işi şu aslında. Leasing'i kimler yapar? Daha büyük firmalar, bütün kiralama işlemlerini, makine alımında özellikle yapılan bir işlemdir. Ama siz gidip eczacısınız. Çok küçük bir örnek vereyim. Ve bir jeneratör almak istiyorsunuz. Bu lease kartla yapacağınız işlem jeneratörünüzde size %18 artı %5'e yakın avantaj sağlıyor. E-ticarete girmek isteyen, pazar yerlerinden bu işi satmak isteyen KOBİ'lerimiz için de bu tarz avantajları sağlayacağımız bir paket oluşturduk ve tamamen yönetim giderinden de muaf tuttuk bu KOBİ'lerimizi. Dolayısıyla KOBİ'lerimize hem ödeme sistemleri tarafında hem de e-ticaret desteklerini tüm finansal ürünler anlamında destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz. Yani biz Yapı Kredi olarak firmaların e-ticarete giriş kapısı olarak, finansal anlamda söylüyorum bunu, hazırız. Bunu da gerçekten çok istiyoruz ve inanıyorum ki ben ilerleyen dönemde de bu dijital üzerinden yapılan işlemler hem Türkiye'de hem de e-ihracat anlamında çok ciddi ses getirecek. Biz de duyacaksınız inşallah.